Vincent van Gogh ve onun en bilinen resimlerden birisi Yıldızlı Gece. Yıldızlı Gece basit bir manzara resminin ötesine geçiyor. Adam aslında yani psikolojik olarak ve hayat o kadar zor bir dönemden geçiyor ki herif zaten deli de. Hangi van Gogh? Ani duyguları, ani hareketleri çok sert fırça dabelerle dışarı atıyor, kusuyor, bizimle paylaşıyor. Merhaba. Bugün Kafa TV'deki programımızın herhalde en ünlü, en popüler sanatçılardan birisinden bahsedeceğiz. Vincent van Gogh ve onun en bilinen resimlerden birisi Yıldızlı Gece. Vincent van Gogh 1853'te Hollanda doğdu. Yıldızlı Gece vefattan bir sene önce 1889'da yapmıştı. Ve artık günümüzde çok bilinen, çok kullanılan bir resim. Şimdi kabaca resme geçmeden önce belki van Gogh hakkında konuşalım. Çünkü bazı insanlar şey diyor ya ben van Gogh bayılırım, severim. İlk olarak şey sormamız gerekiyor. Hangi Van fangohu? Çünkü Van çalışmaları üçe bölebiliriz. Geç yaşlarda çünkü resim yapmaya başlıyor ya da profesyonel bir ressam olmaya karar verdi. 1880-86 arasında genellikle kendi oturduğu bölgede Hollanda'da ya da sonra Belçika'da genellikle romantik realist resimlere yapıyor. İşte bu patates yiyenleri belki o en meşhur resimlerden ve genellikle orada daha kahverengi koyu tonları kullanıyor ve genellikle işçileri, çiftçilerin ağır hayatını insanlarla paylaşıyor. Fakat ikinci bölümünde 1886'da Paris'e taşınıyor. Paris'e gider gitmez empresyonizm ile tanışıyor ve aniden resimleri değişiyor. Yani daha parlak renkleri, saf renkleri kullanıyor. Artık sosyal içerikli konulardan uzaklaşıyor ve adeta bir empresyonist olarak çalışıyor. 86-88 çünkü 3. dönemde 88'de başlıyor. O dönemde Ahle'ye taşınıyor ve orada bir sanatçı koloniyi kurmak istiyor. Ve o dönemde empresyonizmin ötesine geçiyor ve aslında post-empresyonist hatta modern sanatının kökleri oluşturuyor bizim Vincent van Gogh. Ve baktığımızda yani 37 senelik kısa bir hayatında Vincent van Gogh çok üretken ve çok farklı estetik form ve sanat anlayışlarına sahip olan bir sanatçı. 800'den fazla tablo yapıyor, 1000'den fazla çizim yapıyor ve sadece 10 senelik bir dönemde bunları yapıyor. Yani 27 yaşına kadar bambaşka bir hayat sürüyor. Sürekli işte hayatın anlamının peşinden koşuyor. İşte Aşık olmak istiyor, olamıyor. İşte hayatının amaçları bulmaya çalışıyor, bulamıyor, dışlanıyor. Ama sürekli pes etmeyen ve o yolculuğu devam eden bir sanatçı. Gerçekçi yani realist, empresinist, post empresinist olarak artık onu biliyoruz. Erken bir ekspresiniz olarak onu değerlendirebiliriz. Genellikle insanlar Vincent Fagok'un hayatı biliyor ya da onunla ilgileniyor. Çünkü oldukça dramatik ve trajik bir hayat söz konusu. Hatta klişeli olsa da tipik bir avantgard, bir öncü olarak değerlendiriyor. Çok yetenekli, çok aslında başarılı ve güçlü bir ressam. Ama o kadar öncü ki, o kadar avantgard ki kendi sanatçı arkadaşları bile onu tam anlamadı. Koleksiyonerleri Tabii ki anlamadı. Dolayısıyla işte toplumdan dışlamış, sanat ortamından ve sanat piyasasından dışlamış olan bir sanatçı. Bazen işte genç sanatçılarının bir şekilde böyle bir referans noktası olarak görüyorlar. Ya ben aslında çok güçlüyüm. Aslında ben çok avangardım aslında. Çok e, iyiyim. Van Gogh'ta da kimse anlamadı. Bugün yarın ben de ortaya çıkacağım gibi. Aman öyle olmasın <laughs> derim. E, çünkü aslında Vincent Van Gogh hayatım boyunca mutluluğun peşinde. Tabii ki yani onun hayatın merkezinde sanat, yani sanat üretmek varken aslında hayatın boyunca mutluluğun peşinde koşan, maalesef bulamayan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Şimdi resmine baktığımızda biraz önce söylediğim birçok nokta aslında bu resimde bulabiliriz. Yani Yıldızlı Gece 1889'da yani vefatından bir sene önce yapmıştı. Günümüzde MOMA'da. 1941'den itibaren MoMA Museum of Modern Arts New York'taki müzede görebilirsiniz. Bu resim Ale'deki dönemde yaptı yani 88'den sonraki Ale'deki dönemde yaptı ve aslında çok karanlık ve zor bir dönemde bunları yaptı. Yani bu resmine baktığında çok cici, çok güzel, çok renkli, çok hoş bir resim gibi ama hayatın en karanlık dönemlerden de yaptı. Hatta o dönemde 88'te bir sınır krizi geçiriyor. İşte bu meşhur olan kulak kesme olay yaşanıyor ve ardından kendi isteği üzerine bir sanatoryum, bir akıl hastanesinde hasta olarak ama gönüllü olarak giriyor. Çünkü şey fark ediyor. Ben delireceğim ve ben bir şey yapamıyorum. Ali'ye yakın olan sanatoryumda resim yapmasına izin veriyorlar. Yıldızlı gece resim kendi yatak odasından aslında bir görüntü bu yüzden o dönemde bu arada e, ay çiçekle serisi de yaptı dolayısıyla insanlar şey bakıyor Aa, ne güzel ne renkli adam aslında yani psikolojik olarak ve hayat o kadar zor bir dönemden geçiyor ki sanki tüm enerjisini tüm hayatını tüm ruhunu bu resimlere veriyor onun üzerinde bir söylem yaratıyor, onların sayesinde belki yaşıyor. Saint-Rémy-de-Provence'daki manzaraya baktığımızda ilk olarak şey görüyoruz. İki bölümden oluşan bir resim aslında. Üst tarafta çok güçlü bir gökyüzü, bir gece, yıldızları görebiliriz. Alt kısmında yani üçte iki gökyüzü, üçte biri peysaj. Sol tarafta işte büyük bir servi ağacı görüyorsunuz, yükseliyor böyle bir alev gibi yukarı çıkıyor. Öbür tarafta küçük zeytin ağaçları görebilirsiniz. Ki unutmayalım Vincent van Gogh bu resim gecede yapmamış. Çünkü yani gece resim yapmak biraz zordur. Onun atölyesini aslında alt katta ama bu onun odasındaki manzarası olarak kabul edebiliriz. Tam ortasında yani bu ağaçlara gökyüzü peyzajının tam ortasında bir vade içinde bir köy görebilirsiniz. Ama bu köy yok aslında. Yani bugün sanatoryum gidip Van Gogh'un odasından oraya baksaydınız boş bir vade görebilirdiniz. Dolayısıyla bir landscape değil tekrar aslında daha önce konuştuğumuz gibi başka programlarda bir mindscape söz konusu. Bu gece, evet o gece yaşamış, o peysaj görmüş, o oradaki duygusal patlamasını yaşıyor. Ama kendi geçmişe ait olan bir referans da ekliyor. Çünkü bu köye baktığımızda o bir Fransız köyü, yani bir Fransa bir Fransız köyü değil, aslında Flamen bölgesinde, Hollanda'da bildiğimiz köylerden birisi. Bu yüzden işte güncel durumu geçmişiyle birleştiren bir hayali bir peysaj. Ve bu peysaj tabii ki naturalist değil, idealist değil gerçekçi değil. Bu çok erken ekspresyonist bir dışa vurumcu olarak değerlendirebiliriz ve ne dışarı vuruyor? Kendi iç dünyasını. Yani tüm öfke, travma, ümitle beraber oradaki hareketli fırça dağabileri, oradaki kalın boya tabakalar arasında görebilirsiniz. Adeta servi ağacı sanki bir patlamış olan bir alev. Yıldızlara baktığında astronomları sonra işte hesaplamış, evet bu yıldızların nokta ve durumu ve pozisyon doğrudur küçük değişiklikle yapmıştı ama doğru. Ama tabii ki yıldızlara baktığında sanki yıldız değil güneşleri görebilirsin. Bu yüzden etrafındaki dairelere baktığınızda, hareketlere baktığınızda, zaten gökyüzü baktığında sanki gökyüzü değil sanki bir nehir görüyorsunuz. Böyle dalgalarından oluşan bir kompozisyon söz konusu. Her şey hareketli. Ağaçla hareketle, fırça dabıyla hareketle, ışıkları, yoğun kontrastları kullanıyor. Yani ultramarine ya da başka mavi tonları, yanı sıra işte turuncu ve sarı kullanıyor. Yani en yoğun kontrastları e, kullanıyor. Boya direkt tüpten sıkıp ve çok hızlı çalışıyor. Ani duyguları, ani hareketleri ve çok sert fırça dışarı atıyor, kusuyor, bizimle paylaşıyor. Bundan dolayı insanlar bazen şunu diyor, aman herif zaten deli de. Aman işte böyle işte psikolojik dramaları dışarı atmış böyle böyle akılsız falan filan. Sanki tamamen böyle rasyonel olmayan, tamamen böyle içgüdüsel çalışan bir sanatçımış bazen düşünüyor. Ama hiç de öyle değil. Çünkü Theo'ya yazdığı mektupları, yüzlerce mektup yazdı. Sadece Theo ya değil, arkadaşı Google ya da başka arkadaşları sürekli mektuplaşıyorlar. Ve orada çok net bir şekilde sanat felsefesini ve estetik felsefesini ve estetik denemeleri paylaşıyor. Ve dolayısıyla aslında çok rasyonel çalışan, çok bilinçli çalışan bir sanatçı. Bu yıldızlı gece tek bir örnek değil. Zaten bu yapıyor. Bu 150 tablodan 21 peysaj. Adeta bu peysajla yan yana koyduğunu şey görüyorsun. Adam bir tane yapıyor, yetmiyor. Bir tane daha yapıyor, bir şey değiştiriyor. Adeta çok rasyonel, mantıklı, böyle bilim adamı benzeyen bir sanatçıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet bir tarafta çok duygusal ama bir tarafta çok rasyonel ve çok mantıklı illerin çok bilinçli çalışan bir sanatçı. Artı tabii ki yıldızlı gece basit bir manzara resminin adeta ötesine geçiyor. Yani fırça kullanımı, duygusal ifade biçimleri, renk kullanımı, biçimleri, fırça davetleri, boya hepsi aslında o dönemdeki diğer empresyonistlerle karşılaştırdığınızda ya da diğer Post-impressionistlerle karşılaştırdığınızda yani Gauguin, Cezanne, Monet gibi sanatçılarla karşılaştırdığınızda çok farklı bir resim anlayışı, çok farklı bir renk anlayışı söz konusu. Bu yüzden Van Gogh modern avantgardın akımları yani Fauvism, Expressionism ves vesaire yani 20. yüzyılın akımlarının öncüsü olarak biliyoruz. Tabii ki bu meşhur intihar meselesi hep böyle yani adam nasıl ölmüş? Genellikle işte intihar etmiş diye söyleniyor ama bu bile spekülatif çünkü bilmiyoruz tam olarak. Bazı kişiler mesela cinayet diyor, bazıları kaza diyor. Yani uzmanları ve kaynakları baktığınızda evet adam deli manyağın teki zaten işte kendi hayatını bu şekilde sonlandırması çok mantıklı. Ama öyle de değil. Bu yüzden ona da dikkat. Yani bazen insanlar şey yapıyor. Adam öyle yaşamış, adam öyle bir tip. Bu yüzden resimleri öyle. Yani birebir biyografik ve resimleri arasında birebir bir bağlantı bazen kuramayabiliriz. Çünkü her Sanatçı, bizim konuştuğumuz sanatçı, profesyonel sanatçılar. Bunlar sanat üretimi hayatın merkezini koyuyorlar. Ben bazen şey düşündüm, keşke 10 sene daha yaşayabilseydi. 10 sene daha yaşayabilseydi kendi başarını artık görmeye başlayacaktı, devam edebilirdi. Vincent van Gogh öldükten sonra yakın bir zamanda, işte Theo kardeşi de vefat ediyor. Theo'nun eşi Vincent van Gogh'un eserleri adeta bir sanat danışmanı olarak, e, ilk olarak... Fransa'daki, Paris'teki galerileri sonra işte tüm Avrupa'ya tanıtıyor ve 1900'dan itibaren e, Almanya'da, Stockholm, Rotterdam'da bazı müzeleri onun yapıtları almaya başladılar. Hatta 1905 yani vefatın 15 sene sonra günümüzde hala devam eden Amsterdam'daki Stedelijk Müzesi'nde 480'den oluşan resimden oluşan bir retrospektif yapılıyor. Ve biliyorsunuz bu kadar büyük önemli bir müzede bir retrospektif yaptıktan sonra sen artık olmuşsun yani hem sanat piyasasında hem sanat tarihinde. Buna baktığımız tabii ki çok trajik çünkü 50 yaşına kadar yaşayabilseydi onun başarını görebilirdi. Fakat bir tarafta bu trajik meseleleri bir kenara koyalım. Bu resmi tekrar baktığımızda aslında evet karanlık, gece, yalnızlık Hepsi bunlara görebiliriz. Bu arada sanatoriumdaki odaların önünde e, şeyler var, parmaklıklar var. Ama bu 21 manzara resimde hiçbir tane resimde parmak yok. Bu yüzden bu resimlerde aslında şeyi de görüyorsun. Yani belki gerçek hayatında yani toplum içinde özgür olamayan, katılanmayan, dahil olamayan bir sanatçıdan bahsediyorsun. Ama resimlerde özgür. İstediği gibi çalışıyor ve parmaklıkla orada hiçbir engel yok. Resmine baktığında gecenin karanlığı, içindeki yıldızları parlıyor, dönüyor, karanlığı aydınlatıyor. Vincent van Gogh bir mektupta şunu da yazmıştı. Ben umudumu yıldızlara da olduğunu düşünüyorum. Bu sözü baktığımda evet gerçek hayatında istediğini, sevdiği bulamadı ama resimlerinde belki vefattan sonra işte yıldızlar arasında aradıkları bulmuş. Ben en azından öyle ümit ediyorum. Bu açıdan da tekrar yani bu resim aslında hepimiz için ümit verici olabilir. Çünkü yani biz hepimiz kişisel olarak, toplumsal olarak karanlık zamanlarda yaşıyoruz. Bazı uzun sürüyor, bazı kısa sürüyor. Ama yani tıpkı bu resim içerisinde yani yıldızları var. Bunu aydınlatan ışıkları, kaynakları var. Bu kaynaklardan birisi bence sanat. Ve bu yüzden biz de Kafa TV'de bu şeklinde aydınlatmaya devam ediyoruz. Umarım gelecek programda yeni bir ışık altına tekrar buluşacağız. Okey, süper.